Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü Rabbina bilhakkı sallû ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehhil aleyna bifadlike ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve nuran. وَاَلْحُقْنَا بِالصَّالِحِينَ آمِينَ يَا مُعِينَ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. Aziz ve değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizlere, evlatlarınıza, neslinize, zürriyetinize hep hayırlar nasip eylesin. Şerlerden uzak eylesin. Allah Celle Celaluhu bütün dünya Müslümanlarına, kardeşlerimize yardım eylesin. En kısa zamanda toparlanmamızı ve yeryüzüne İslam'ın, Kur'an'ın hakim olmasını nasip eylesin. Amin. Allah nasip ederse önümüzdeki cumartesi günü malumunuz 29 Mayıs 2021. Fakat 29 Mayıs deyince biz 1453 tarihini hiç ama hiç unutmayız. Heyecanlanırız. Çünkü 29 Mayıs 1453 tam bundan 568 sene öncesinde o güzel insan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'umuzu fethetmiş ve bizlere emanet etmiştir. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Onun güzel arkadaşlarına, asker arkadaşlarına, hocalarına, babasına ve bütün Osmanlı hanedanına Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennet bahçeleri mekanlarında, kabirlerinde, sonrasında da inşallah Firdevs cennetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmayı nasip eylesin. Nasıl onlara hayırla yad etmeyelim ki? Nereye bakarsak hep Osmanlı'nın eserlerini görüyoruz. Osmanlı'nın camileri, Osmanlı'nın kütüphaneleri, Osmanlı'nın bizlere ikram ettiği, çalıştığı, çabaladığı, terlediği o güzel mekanlar ve en son konuşmuş olduğumuz İstanbul'umuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'umuz hakkında malumunuz o zaman ismi Konstantin idi. Konstantin efendim şehriyle alakalı mübarek buyurmuşlardı ki İstanbul yani Konstantin eski adıyla yeni adıyla İslambol, İstanbul muhakkak ama muhakkak fetholunacaktır. Bu hadis-i şerif mübarek Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Hadis kitabı olarak bazı merak edenler olabilir. Hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde sahih olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadis-i şerifte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَنْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmuşlardı. Yani İstanbul elbet muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu buyurmuşlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine başka hadislerinde İstanbul'un fethine katılacak insanların hele ilk fetihte olacak kimselerin affı mağfiret olacaklarıyla ilgili hadis-i şerif müjdesini yakından bilen yakından bilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel Medine-i Münevvere'de komşusu Ashab-ı Kiram'dan Eyüp Sultan Hazretlerimiz buraya gelirken sahabe ordusuna katılmış ve onlarla beraber tam 90 yaşlarına gelmiş. Efendim belki zor ayakta duracak durumu var iken kendisi ben bu fırsatı kaçıramam deyip asker olarak, komutan falan da değil, asker olarak o orduya katılmış ve beni götürebildiğiniz yere kadar götürün. Belki hastalanırım, belki ölebilirim ama illa beni bırakmayın. Beni gidebildiğiniz yere kadar götürün, orada defnedin buyurmuşlar. Ve bugün Eyüp Sultan Camii diye efendim gidip de ziyaret ettiğimiz yerde kalmışlar. Ve onun gelmiş olduğu tarih itibariyle 670'li yıllar ve biz tam 1453 arada geçen yaklaşık 800 sene efendim sonrasında Akşemseddin Hazretleri Eyüp Sultan Hazretlerimizin kabrini bulmak suretiyle bizlere ikram ediyorlar. Bir de en büyük bizim müjdemiz nedir biliyor musunuz? İstanbullular olarak bütün Türkiye'mizin ayrı müjdeleri var ama İstanbullular olarak da şunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ashabım gitmiş olduğu yerde nerede bulunursa, nerede defnedilirse o halkına kıyamet gününde, mahşer gününde sahiplik yapacak, onlara sahip çıkacak, şefaat hakkını kullanacaktır buyuruyor. Rabbim Eyüp Sultan Hazretlerimiz de inşallah kucaklaşmayı, aferin evladım, benim yolumdan ayrılmadın, sen de İslam yolunda bir şeyler yapmaya gayret ettin deyip de kucaklaşmayı, sonra da şefaatini kazanıp da cennet bahçelerinde, Cennetül Firdevs'te buluşmayı hepimize Allah Celle Celaluhu nasip eylesin. Dostlar, yani nasıl aşk, nasıl bir heyecan ki Allah'ın dinini anlatmak, Allah'ın dinini yaymak, insanlar İslamiyet'i öğrensinler diye çaba sarf etmek, evini, barkını, oradaki imkanların hepsini terk etmek ve muhacir olmak, hicret etmek, Allah'ın dini için çalışmak. Bir zevk var bunda, bir heyecan var. Yani insan kıpır kıpır oluyor, yerinde duramıyor. Eyüp Sultan Hazretlerimizin İstanbul'a, İstanbul'un fethine katılmış olduğu zamanlardaki durumu o kadar gerçekten halsiz, takatsiz durumda ki kitaplarımız söylüyor, kendisini o noktada ikaz etmek isteyenler var. Diyorlar ki sen ne yapıyorsun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 7 ay evinde Medine-i Münevvere'ye ilk hicret ettiği zaman sen misafir ettin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmadın. Bedir, Uhud vesaire savaşlarda da bulundun. Peki şimdi ta İstanbullara, efendim bilmediğin adreslere gitmenin ne gereği var? Yani yaşın gelmiş 90'a, zor ayakta duruyorsun efendim ve şu ayeti de okumaya çalışıyorlar. Estağfirullah. Ve la tulku bi eydikum ile tehlike. Yani kendi elinize kendinizi tehlikeye atmayın ayeti. Onlara karşı Eyüp Sultan Hazretlerimiz dönüyor diyor ki mübarek o ayeti kelime geldiği zaman ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Cebrail Aleyhisselam o ayeti niye getirdiğini ben sizden çok daha iyi biliyorum. Bana bu noktada efendim adeta ders vermeye kalkışmayın. Ben size söyleyeyim mi? O ayetin öncesinde ne var biliyor musunuz? Estağfirullah. وَاَنْفِكُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. Canınızı verin, malınızı verin, imkanlarınız ölçüsünde gayret edin, gayret edin, durmayın. Efendim sonra وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلِكَ yani Allah yolunda çalışmadan, efendim gayret etmeden, herhangi bir şekilde Allah yolunda uğraş vermeden Allah'ın huzuruna giderek kendi elinize kendinizi tehlikeye atmayın. Allah bunu buyurmak istiyor. Sakın beni dur tutmayın. Sakın önüme geçmeyin diyor evlatlarına, çevresindeki insanlara. Ve o nasıl mücahitlik ki Allah yolunda efendim koşuşturmak için heyecanlanan Eyüp Sultan Hazretlerimiz kendisi ata, bindiriliyor efendim ve sonrasında geliyor Eyüp Sultan Camii'nin olmuş olduğu yere kadar Allah Celle Celaluhu kendisini burada şehit olarak bulundurmak suretiyle adeta bir işaret olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gelmiştir. Siz de geleceksiniz. Buralar İslam'a ait olacak diye ve kafirlerin çizmeleri altında burası kalamaz. Eyüp Sultan Hazretleri kalamaz diye Allah-u Teala Celle Celaluhu bize oradan bir ışık göstermiştir. Elhamdülillah. Onun için Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri mübarek İstanbul'u öyle efendim beynine kodlamış ki İstanbul alma noktasında bütün o güne kadar gelen insanlar çabalamışlar. Yaklaşık 8 tane efendim ayrı ayrı bu noktada projeler üretilmiş, efendim programlar yapılmış, atlar efendim bu noktada sürülmüş ama Allah Celle Celaluhu kaderin efendim tecellisi olarak bunu küçük yaşlardan itibaren efendim ben İstanbul'u alacağım inşallah. Eğer İstanbul'u alamazsam İstanbul beni alsın diye efendim iki türlü kafasına takmış. Yani ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Olay bitti. Nokta. Biz de mesela bu noktada böyle efendim Fatih'in ölçüsünde bir bakış açısı kendimize koymamız lazım. Bu yolda şehit olurum veya efendim hizmetler yaparak yoluma devam ederim. Yani zaten Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmayacağız mı? Ama bir eserimiz olsun. Bir şeyler bırakalım. Geçen öğrencilerimle de konuşuyorum. Yani diyorum Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 568 sene öncesinde İstanbul'u fethetmiş, bize emanet etmiş, bırakmış. İstanbul'da o gün bugün okunan bütün ezanlardan, bütün Kur'anlardan, bütün yapılan namaz ibadetleri ve değişik Allah'a kulluğunun her bir güzelliğinden yattığı yerde istifade ediyor. 49 yaşında şehit olmuş, rahmetli olmuş ama o mübarek ne güzel efendim eserler bırakmış, neler bırakmış bize ki biz hala onu rahmetle anıyoruz. Onun müjdesini zaten, onun efendim ödülünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiş. Ne güzel komutan diye. Ne güzel komutan. Sonra ordusunu da askerin de methetmiş. Ne güzel ordu, ne güzel asker diye. Biz şimdi niyetimizden kazanamaz mıyız? Biz de bir şeyler yapmak için niyetlenelim. Gayret edelim. Yapamazsak bile yapmış gibi oluruz. İstanbul şu anda mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri kalksa efendim böyle bir şansı yok ama manevi olarak görüyor tablolarımızı. Efendim kalksa hepimize demez mi ki ya ben İstanbul'u Allah aşkına tanıyamıyorum yani. Ben böyle bırakmadım ki İstanbul'u. Dolayısıyla İstanbul'un sokaklarını İslam bol yani İslamiyet'in bolca yaşamış olduğu sokaklar haline getirmeliyiz. Öbür türlü şu anda isyan bol olmuş durumda. İstanbul inşallah İslam bol olur. İsyan bol olmaktan Rabbim en kısa zamanda kurtarsın. Bize yakışır bu yani. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni araştırıyorlar efendim. Tarihçiler bir bakıyorsunuz mübarek daha 5-6 yaşlarında eline kağıdı kalemi aldığı zaman çizmiş olduğu efendim resimler, fotoğraflar ya bir at fotoğrafı ya efendim ya cami fotoğrafı ondan sonra Ayasofya'daki kiliseden camiye dönüştürmeyle ilgili hayalini ya efendim kaleme alıyor. Yani siz onu görüyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki Fatih bu işte. Fatih'in babası 2. Murat Han rahmetullahi aleyh efendim kendisini öyle güzel terbiyeli bir şekilde yetiştiriyor, eğitimli bir şekilde yetiştiriyor. Onun üzerine koskocaman efendim Akşemseddinler, Molla Güraniler eğitiminden geçiyor mübarek. Efendim 21 yaşında İstanbul'u fethettiği zaman Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tam 7 tane yabancı dil biliyor. Ana dili gibi efendim bunları konuşabiliyor. Öyle muazzam bir şekilde şiir yazması var. Efendim teknolojik olarak kendisinin fizik, kimya, astronomi bilgileri var. Şaşırır kalırsınız. Yani tarihçiler böyle kendisine bakıyorlar, hayran hayran efendim, adeta onu sadece izliyorlar, okuyorlar. Yani diyorlar ya şimdi, efendim kızım sen fatihleri doğuracak yaştasın veya delikanlım sen İstanbul'u Fatih'in fethetmiş olduğu yaştasın diye. Tamam mı? İşte Fatih'in tekrar bugüne yansıtılması için bir Akşemseddin lazım. Bir Molla Gürani lazım. Efendim bir Hacı Bayram Veli Hazretleri lazım. Bir baba olarak da 2. Murat lazım. 2. Murat Han Hazretleri için derler ki kitaplarda mübarek 3 gecede bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görüp de efendim konuşmadı mı? Kendisi hasta olurmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana darıldı mı acaba diye. Bunlar efendim gökten zembille inmedi. Bunlar markette satılmıyor. Bunlar çalışılarak elde edilmiş şeyler. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadis-i şerifini efendim kendisine adeta yol haritası olarak kabul etmiş, almış önüne koymuş, ben bunu efendim yapacağım deyip de ona göre projeler üretmiş, ona göre programlar yapmış, gecesini gündüzüne katmış. Fatih'in annesi diyor ki rahmetullahi aleyh, ben Fatih'in odasına gittiğim zaman 12, 13, 14 yaşlarında sabahleyin bakardım, çarşaflar, yorganlar, yastıklar karmakarışık. Evladım bu ne hal yani? Efendim yatmıyor musun sen adam gibi falan diye sorduğum zaman, anne efendim nasıl yatabilirim ki? Ben sabaha kadar böyle yataklarda, yorganların içerisinde İstanbul'u hayal ediyorum. Nereden girerim? Efendim İstanbul'u fethederim. Kaleleri var. O kalelerin efendim hangi burçlarına nasıl bayrağımızı dikebiliriz? Bunlarla beraber yatıyorum, kalkıyorum. O yüzden kusuruma bakma benim. Ben uyumuyorum. Uyuyamıyorum diyor. Bizim şimdi Allah affetsin hepimizi. Çocuklarımız da uyuyamıyor ama nerede uyuyamıyor? Oyun oynarken efendim bilgisayarın başında uyuyamıyor veya telefonun başında uyuyamıyor. Onun için hepimiz tekrar böyle bir gözden geçirmeliyiz kendimizi. Anneler olarak kendilerini anneler gözden geçirmeli. Çocuklarımıza biz efendim bir Fatih'e uygun bir şekilde, hep Fatih'i bekliyoruz ama Fatih'e uygun bir şekilde babalık yapabildik mi, analık yapabildik mi? Efendim onu yetiştirebildik mi? Allah ile bağlantımız ne kadar? Çocuğumuza eğitim noktasında neler verebiliyoruz? Arabasının markasını, arabasının efendim değişmesini, arabasındaki her türlü modernliği düşünen insanlar çocuğun eğitimine gelince parayı acıyor. Halbuki bizim liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? Bir babanın efendim evladına bırakacağı en büyük miras onun güzel yetişmesidir, güzel ahlaklı olmasıdır, güzel eğitimli olmasıdır, güzel bir Müslüman olmasıdır. Evet. Yani insan çocuğuna para acır mı ya? Yani ev bırakacağına, araba bırakacağına çocuğunu hayırlı bir şekilde yetiştir. Efendim hiçbir şey bırakma. Allah'ın izniyle o zaten kazanır. Ve sen de efendim gittiğin zaman kabre amel defterin kapanmaz. O hayırlı evlatlarla hep gülersin. Tekrar dersime dönüyorum. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri mübarek 568 sene öncesinde 29 Mayıs 1453'te yapmış olduğu salı günkü fethinde Allahu Ekber diyerek, Allahu Ekber diyerek bu Topkapı ve Edirne Kapı surların içerisinden girdiğinde hemen secdelere kapanmış, elhamdülillah Rabbim nasip etti diye. Ulubatlı Hasan efendim rahmetullahi aleyh şehit olurken bir taraftan da bizim sancağımızı o efendim kalelere dikmiş. Artık burası kıyamete kadar İslam olarak kalsın, Müslüman olarak kalsın diye bize emanet etmişler. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri biliyorsunuz hemen gelir gelmez o hayalindeki secde etmiş olduğu İstanbul'da doğru Ayasofya Kilisesi'ne gidiyor. Ve cami olması için hemen salı günü diyor ki cami yapalım burayı. Nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde. Ben de paramla bu toprak parçalarını efendim alıyorum ve vakfediyorum. Burası kıyamete kadar da cami kalsın diyor. Salı günü fetholuyor. Perşembe günü ikindi namazına. Arada bir çarşamba günü. Perşembe günü ikindi namazına cami olarak orası yetiştiriliyor. Efendim kiliseye ait olan o figürler, efendim bize uygun olmayan bütün resimler, fotoğraflar hepsi kapatılıyor ve Ayasofya Camii'nde ilk ikindi namazıyla Perşembe günü açılış yapılıyor. Allahu Ekber. İkindi namazını kıldıracak kimse Ayasofya'nın efendim o kadar peygamber metnine efendim nail olmuş bir komutan, ona göre ordu, askerler, hocalarımız Akşemseddinler, Molla Fenari İsa'lar ve kim namazı kıldıracak? İmam kim olacak? Soru soruluyor. Diyorlar ki buraya layık olan bu kadar güzel insanların önüne çıkacak kimse öyle takva bir insan olsun ki bugüne kadar değil beş vakit namazını kaçırmak, ikindi namazının sünnetini dahi kaçırmamış bir insan olsun. Herkes birbirine bakıyor. Kimse cesaret edip çıkamıyor. O arada Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri mübarek hocalarına diyor ki hocam ben kendimi bildim bileli 7 yaşımdan beri elhamdülillah sünnetleriyle beraber bu namazı kılmışım. Müsaade ederseniz namazı ben kıldırabilir miyim? İlk namazımızı da İstanbul'da, Ayasofya'da, ikindi namazında Perşembe günü Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Allahu Ekber diyerek kıldırmıştır. O nasıl duygu, düşünce, İslamiyet'e hizmet etmek için daha 3 ay geçmiyor. Mübarek hemen gidiyor. Trabzon'da Pontus Rum İmparatorluğu var. Onları da efendim bitirip İslam bayrağını da oraya dikiyor. Sonra herkes üzerine gidiyor. Fatih'ten kurtulması lazım. Böyle liderler efendim her zaman için tehlikelerle beraber yaşarlar. Dostlar 49 yaşında şehit olarak efendim iç hastalıklarıyla, sancılarıyla beraber Allah'ın huzuruna kavuşuyor. Rahmetullahi aleyh. Ama arkasında bir lider profili bırakıyor. Lider fotoğrafı bırakıyor. Nasıl olmamız gerektiğini söylüyor bize. Bakın az önce dedim 7 tane ana dili gibi lisan bilen bir kimse, yanında teknolojiyi efendim çok iyi bilen, kullanan bir kimse, fizikte, astronomide, kimyada otorite bir insan ve efendim bunun yanında da gerçekten Kur'an-ı Kerim'le sürekli beraber, yüzünde Allah'ın Resulü'nün sünneti olan sakalı şerifi, başında sarı ve efendim her gece 5000 tane zikir de yapmaya devam eden bir derviş. Yani bir tarafta elinde silah, bir tarafta elinde tesbih. Bugün de elhamdülillah öyle güzel bizim Türkiye'mizde Fatih'in arkasından giden, Fatih gibi olmaya çalışan liderlerimiz var. O gün karadan gemiler yüzdürüldü. Şimdi de elhamdülillah yerin altından, denizin altından efendim bakıyorsunuz metrolar götürülüyor. Yani bunu biz belki hayal bile edemezdik. Denizin altından Üsküdar'ı insan bilmese, buradan Yenikapı'dan çıktığı zaman karşıda kendisini gördüğünde acaba başka bir yere mi getirildi falan diye, efendim kandırıldık mı diye düşünürdü. Ama yok. Gerçekleri yaşıyoruz elhamdülillah. Şu anda insansız hava uçaklarımızı, araçlarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yerine getirdik. Neler yapıyoruz? PKK'nın efendim kökünü kazıttık elhamdülillah. Rabbim hepten kazıtsın inşallah. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılabilir. Allah Celle Celaluhu o Erdoğan Bayraktar kardeşimizden ebeden razı olsun. Babasıyla beraber neler yapıyor. Tabii onların bir tık üstü de rahmetli Erbakan hocamızdır. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Bize ufuk açtı. Neler gösterdi. Durmayın dedi. Hatta bazıları dedi ki Erbakan hocamıza, hocam sen çok güzel bir mühendissin. Dünyada efendim adeta sizin gibi 5 parmak dediğimiz şu ellerin sayısınca şu parmaklar kadar efendim mühendis yok. Bunların içerisine giriyorsunuz. Siz kendinizi siyasete efendim bulaştırmasanız. O mübarek dedi. Siyasetsiz olmaz dedi. Patates çuvalı gibi dedi bizi yerden yere yatırırlar, devirirler dedi. Çünkü siyaset İslamiyet demektir. Siyaset Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demektir. Siyaset Kur'an demektir. Siyaset şeriat demektir. Siyaset insanı yönetme sanatı demektir. Biz yönetmezsek kafirler, zalimler, hainler, İslam düşmanları yönetir. Onun için Müslüman siyaset de yapar, Müslüman silah da yapar, Müslüman ibadet de yapar. Allah Celle Celaluhu bu bakış açısıyla beraber hem evlerimizde bunları konuşmayı, hem okullarımızda yavrularımızı böyle yetiştirmeyi nasip eylesin. Düşünebiliyor musunuz? Her sene efendim şunu deklare eder Japonya. Çocuklarını, öğrencilerini hepsini muhakkak Hiroşima bombasının atılmış olduğu yere götürür ve ya okuyacaksınız ya da bizi böyle bitirirler diye onlara telkin eder. Biz de çocuklarımızı ne pahasına olursa olsun bir Çanakkale'ye götürmeliyiz. Çanakkale şehitlerine efendim anlatmalıyız. Çanakkale ruhunu vermeliyiz. Abdülhamid'in dizisini efendim en azından dizi olarak seyretmeliyiz. Ne entrikalar dönmüş. Neler efendim bizim üzerimizde oyunlar oynamışlar. Bilmeliyiz. Allah bu kafirlere bize fırsat vermesin. Ezanlarımızı susturan 1932 yılından 1950 yılına kadar 18 sene 1932-1950 yani bu memlekette 18 sene ezan-ı Muhammedi yasaklandı, okunamadı. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tangur Tungur, Tangur Tungur diye bir şey söylediler. Tanrı ile Allahu Ekber bir olur mu? Tanrı uludurla Allahu Ekber bir olur mu? Onun için biz kendimize bu noktada çok iyi bakmalıyız. Çok iyi efendim hedef tayin etmeliyiz. Ve Müslümanlar olarak ne pahasına olursa olsun efendim davamıza sahip çıkmalıyız. Allah davasına sahip çıkarsak Allah da söz veriyor. Ben de size sahip çıkarım diyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yansurkum ve yusebbit akdameküm. Ey iman edenler, siz eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'a güzel bir kulluk yaparsanız Allah size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sabit kılar. Zarar veremezler size kafirler, haller. Ne oyunlar oynuyorlar, neler oynuyorlar. İnsanın aklı, beyni duruyor ya. O yüzden Allah fırsat vermesin. Allah Celle Celaluhu Müslüman olarak bize sevgi, muhabbet ve efendim kenetlenme, sahip olmayı birbirimize, sonrasında da bütün dünya olarak, dünya Müslümanları toparlamamıza nasip eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Gününüz, geceniz mübarek olsun. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine ve onun güzel hocalarına ve asker arkadaşlarına, ordusuna dua etmeyi de unutmuyoruz inşallah. Bu duamızın, sohbetimizin sonunda da onlara Fatiha okuyacağız inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Ya Rabbi bizden nasıl razı olacaksan o şekilde olmamızı nasip eyle. Ya Rabbi bizi kaydırma. Ya Rabbi kaydıran ve bizi saptıran, azdıran yerlerde bulundurma. Çocuklarımızı da aynı şekilde hep hayırlı arkadaşlarla karşılaşmayı, hayırlı insanlarla beraber olmayı ve inşallah bizi cennete taşıyacak güzel insanlarla yürümeyi, onlarla cennette buluşmayı nasip eyle. Liderimiz Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Önderimiz Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun izinden, yolundan gidip de onunla cennette, Firdevs cennetinde buluşmayı da nasip eyle. Sonrasında çocuklarımızın da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam izinden, yolundan gitmelerini inşallah kıyamete kadar hep böyle iman üzere, Kur'an üzere mücahit olan hayırlı evlatlarımıza, Kur'an ehli evlatlarımızla beraber bizi güldür ya Rabbi. Aman Allah'ım ne olursun bizi üzme ya Rabbi. Çocuklarımız sapıtmış, çocuklarımız namazı bırakmış, çocuklarımız harama helale dikkat etmeyen çocuklar olmasınlar. Faiz falan haram yemesinler. bu milli piyango biletleri, efendim at yarışı, it yarışı, bunlarla asla buluşmasınlar Allah'ım. Ne olursun. Onlar sana emanettir ya Rabbi. Sen onları muhafaza eyle. Onların hayırlı haberlerini duymayı hep nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine ve onun kıymetli asker arkadaşlarına, hocalarına rahmet eyle. Ya Rabbi kabirlerini, nur makamlarını cennet eyle. Allah'ım cennette onlarla buluşmayı nasip eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhanallahi ve hamdihi. Subhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve etûbüleyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, hasaten Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerimizin ve onun kıymetli asker arkadaşlarının ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.